Blue Eye Samurai son dönemin en çok konuşulan işlerinden biri ki Netflix'in üzerimize anime animasyon attığı dönemde Blue Eye Samurai aradan geldi. Daha önce yine yakın dönemde çıkmış Pluto'yu konuşmuştuk anime tarafında. Bence son dönemin en iyi animelerinden biri. Aslında bu konuya girerken Pluto'ya girmeyi şu yüzden istedim. Blue Eye Samurai konuşurken özellikle. Pluto daha yani kökenleri animeye dayanan ve tamamen anime olan Japonya tarafında yetişmiş bir iş ve o yüzden de hani Japonca Japonca olması belki de seyirci her zaman ya özellikle genel geçer seyirci yakalayamayacak bir iş. Blue Eye ile burada ayrılıyorlar ve açıkçası Pluto birazcık göz ardında kaldığını düşünüyorum. Özellikle Blue Eye Samurai'nin de çıktığı bu dönemde ki çok fazla iyi animasyonun çıktığı bir sene yaşadık aslında. Özellikle Pluto burada biraz geride kaldı. Blue Eye Samurai de biraz daha öne çıktı. Çünkü Blue Eye Samurai'nin şöyle bir dünyası var. Yani iç içe geçmiş bir dünya. Japonya'nın Japonya'nın köklerinden gelen hem bu işte bir de tarihi olarak, anlatı olarak da hikaye entegre olmuş Japonya kökleri, animenin ruhu, hani görselliği, estetiği değil ama tarzı biraz daha ve diğer taraftan da tamamen Avrupa Amerika e, görsel estetiğiyle, stiliyle e, ve hikaye bakışıyla bir araya gelmiş bir miksaj var. Bu aslında ...daha casual seyirci, daha yaka, rahat yakalayacak bir yapı oluşturuyor. Hem de İngilizce seslendirmeli, Japonca değil. Bir de tabii insanların kafasında işte anime, Japonca deyince böyle abartılı karakterler... ...bağırıp çağırıp işte gerçeklikten çok kopuk konuşan, hareket eden, fiziksel olarak çok büyük olan... ...ve insanların aslında hiç alışmadığı o görsellik algısını çok çabuk değiştiren işler olabiliyor... Biraz alışmanız gerekebiliyor. Çok açık değilseniz böyle anime izlemeye ya da farklı işler tüketmeye. O yüzden Blue Eye Samurai burada klasik animeden görsel olarak ayrılıp onun hikaye ve anlatı köklerini alıp çok güzel bir mix iş çıkarmış ortaya. Bir karışım çıkarmış daha doğrusu. Ve bu karışımla da beraber aslında temelden gelen bir şey var bu karışımda. Yazarlar. Yani yazarlar Michael Green ve Amber Noisy mi? Bunlar karı kocalar ki Michael Green'i aslında ilginç işlerden biliyorsunuz. Blade Runner 2049 gibi ne bileyim yakından American Gods gibi Logan gibi işlerden hatırlayabilirsiniz. ...tabii her işi %100 hit olan birisi değil ama çok önemli özellikle Amerika'nın son 10-15 senesinde popüler olmuş işlerindeki Heroes gibi keza yine. Hep ismi olan imzası olan bir isim aslında. Yani şey Michael Green şeyi çok iyi bilen biri, Amerikan seyircisi ve genel olarak dünyaya yayılan streaming platformunu izleyen seyirci neye çok hızlı alır ve izlemeye başlar onu çok iyi bilen birisi. Eşi de birazcık Asya kökleriyle gelip ve işte zaten Hollywood Reporter'a verdikleri röportajda şunu diyor işte çocuğumuz oldu ve mavi gözlüydü Ben de işte evet artık ben de bu beyaz kültürün içerisinde büyüdüm. Çocuğum da artık genetik olarak bu beyaz kültürün içerisine iyice geçmiş durumda. Ona baktığımda aslında ikisini bir arada görüyorum gibi bir röportaj vermiş. Şimdi bu kadar tabii e, tırnak içinde ırkçı bir yerden başa şey yaklaşmak istemiyorum ama işin kökeni bu. Verdikleri röportaj bu. Ve aksine aslında ırkçı bir yerden uzaklaşarak e, artık Doğu ve Batı kültürünün nasıl iç içe geçtiğini, e, iki tarafına nasıl beslendiğini, geçmişte tabii e, özellikle Batı Asya'yı, kontrol etmek sömürmek ve oradan e, iç, işine gelen alıp işine gelmeyi yok etmek için çok uzun süre çabaladı e, çok uzun süre bunları da uyguladı e, ama artık iki tarafta kültür olarak birbirinden beslenip para kazanıyorlar e, artık entertainment kültürünün iç içe geçmiş parçaları gibiler özellikle Batı Asya'dan çok fazla besleniyor zaten yakın dönemde ...birçok streaming platformu, Netflix'te başta olmak üzere çok fazla anime işi yapıyorlar. Müzik tarafında zaten hani Kore'nin dünyaya saldığı... ...ve herkesin aslında çok sevdiği ama bir yandan da işten içe kızmaya çalıştığı... ...o müzik kültürü de birçok yerde... ...aslında iki tarafa da para kazandırıyor. Tabii işin bu ticari tarafı ama bu miksajdan da ortaya... ...daha kaliteli bir hikaye nasıl ortaya koyabiliriz? Bu çift düşünmüşler ve ortaya Blue Eye Samurai çıkmış. Ben açıkçası beğendim. E, zaten beğenmesem biliyorsunuz kolay kolay <laughs> video yapmıyorum böyle işlere. E, beğenmemin nedeni de aslında tamamen bu... E, ...miksaj fikrini, bu karışım fikrini en baştan alıp... ...kendi hayattan alıp... E, ...bu işe aktarıp sonuna kadar da götürmeleri. Yani e, bu animasyonu izlerken ki... ...anime diyemiyorum çünkü tam anime değil. Animasyona demek değil. Anime animasyon gibi bir şey oluyor elimizdeki. Ama neyse bunu izlerken... E, bu karışımı sonuna kadar hissettiriyor size ve bence en büyük başarısı da bu, bu, bu. Bu açıdan da yaratıcı bir iş aslında Blue-Eye Samurai. Neden karışım dediğimde biraz daha açmaya başlayayım. Yani anime elementleri dedim. Mesela işte çok güçlü düşmanlar, e, fantastiğe kayan artık bu düşmanların ya da karakterlerin hareketleri, halleri, tavırları... ...aşırı tepkileri ve animasyonlar aslında, animenin içindeki animasyonlardan bahsediyorum. Anime tarzından gelen. Batı tarafından gelen estetik tabii ki daha görsel stilde, yani özellikle Avrupa tarzı da var biraz burada. Zaten Fransız bir şirketin yaptığı da bir iş, anime, animasyon tarafına. Ki yönetmen tarafında da yine... ...Amerika'da üretilen işlerde çalışmış yine Asya kökenli insanlar var. Ama onlar da... ...bu hikayenin parçası olurken... Bu miksajı oluştur oluşturmak için şuna karar vermişler. Evet biz animeden bunları alacağız. Bu kökleri alacağız ama üstünü biraz daha böyle Amerikan kaplayacağız. Onlar da nedir? Daha işte karakterlerin e, tercihleri, yaratılma tercihleri. İşte şapşal görünen grubun e, tuhaf e, karakteri, genç karakter ama o da işte akıllı ve güçlüdür aslında. Bunu fark eder. Ya ne bileyim daha onurlu savaşçı, intikam peşinde olmayan ama işte hayatını e, onurlu yaşamaya adamış Yine bir Amerikalı işte ne bileyim bunu biraz daha işte Japon'la yaklaştırarak ortaya koyuyorlar. Diğer tarafta işte yine Kill Bill tarzı Tarantino tarzı tamamen intikam odaklı bir karakter. Gözü hiçbir şey görmeyen onun için her şey müba olduğu bir karakter. Bu asla değişmez yolda işte her şey yapabilir orada kendi bir çocuğu için ne bileyim köpeği için John Wick tarzı. Her şey mübahtır onun için hiçbir şey onu değiştiremez. Bunlar da işte batı tarzı aslında hep gördüğümüz o team up olan e, senaryolarda karakterin team up olduğu senaryolarda hep benzer karakterleri görürsünüz. Ya da işte konfor alanından e, yeni çıkan ya da çıkmaya çalışan prenses. E, yine Disney karakterleri gibi ya da işte Pixar karakterleri gibi. Böyle çok farklı kendi konfor alanında kalmış dünyayı tanımaya çalışan prenses, oyuncak, e, ailenin. E, aman sen hasta olursun evladım dışarı çıkma diye evin içine bastırdığı ve kontrol ettiği çocuğu vesaire. Yani tonla örnek verebilirsiniz buna. Bunlar tam işte Amerikan tarzı karakterler. İşte bu Asya tarzı e, karakter yapısının üstüne Amerikan sosunu atıp ortaya güzel bir karışım çıkarmışlar. Şimdi böyle bakınca evet hani e, diyaloglar biraz daha Amerikan tarafında. Evet hani animelerde gördüğünüz gibi... Ya da işte Plüto'dan örnek vereyim ne daha yeni konuştuğumuz Pluto'daki gibi daha anlam arayışında olan daha derin daha yoğun e, diyaloglar bulmanız zor. Yani Amerikan tarzı biraz daha gidecek ama işte bu da yine genel geçer seyirci için onları daha kolay yakalayacak bir şey ve aslında kötü değil. Şunu da söylemem lazım. ya Daha basit aslında. Yani basit eşittir kötü değil. E, buradaki basit e, diyalog yapısı da bence seyirciyi hem yakalamak için hem de hikayesini güçlendirmek için çok doğru bir karar. Çünkü bir yandan da aşırı aksiyon, hatta gore, adult öğeleri de işin içine alıp bu basit diyaloglarla çok rahat akmasını sağlıyor hikayenin. Tabii yine burada ruhunu dayandırdığı yakın dönem farklı işler de var. Özellikle Game of Thrones ve House of Dragon gibi. Bu iki iş tabii e, tabi George R. R. Martin'in de yazma şeklinden dolayı çok foreshadow e, te, tekniğine teknik midir artık temeline dayanan hikaye temeline dayanan bir anlatısı var. Devamlı aslında size birkaç dakika olacak e, her şeyi hikayede olabilecek her şeyi öncesinde farklı bir olayla size haber veriyor diyebiliriz. Bunu zaten Game of Thrones çok yapıyordu. Bütün sezonla yayarak kitaplarda da keza George R. R. Martin çok yapar. Ama tabi bu da kendi bir e, anlatısı içerisinde anlamdır yani bunu sadece seyirciyi şaşırtmak için yapmaz hem hikayenin güçlenmesi için yapar hem de zaten o hikayeler hep böyle bir e, kehanetin e, hep bir kehanete dayanan karakterlerin uğradığı hayal kırıklıklarını anlattığı için aslında size de bir kehanet sunuyor gibi yapar ve siz orada kafanızda o kehanete uygun şeyler kurmaya çalışırsınız ve ya bununla hayal kırıklığına uğrarsınız ya da şaşırırsınız ya da sevinir ya da üzülürsünüz işte bu hikayede bunu ortaya koyuyor. Özellikle Mizu karakterinin ilerlediği her adımda bir foreshadow yakalayabilirsiniz. İzlerken dikkat edin derim. Evet giriş biraz uzun oldu ama özetlersem şu bu ana kadar spoilersız ya bir şeyler anlattın ama hikayene tam anlayamadık diyenler için çok kısa hikayeyi bir daha özetleyeceğim ve artık spoiler kısma geçeceğim. Baş karakterimiz Mizu anlattığım bu karışık hikaye yapısı içerisinde Asya ve Batı'yı bir araya getiren hikaye yapısı içerisinde bir intikam peşine düşmüş karakterimiz başta neden intikam peşine koştuğunu yüzde yüz anlayamıyoruz. Onun da geçmişine bakarak geçmişinden kareleri zamanla görerek anlamaya başlıyoruz. Ve bu intikam yolunda onun bir hayat yolculuğu başlıyor. Ve karşılaştığı karakterlerle bu intikamını almaya doğru ilerliyor. Tabi bu karakterler de kimisi ona yardımcı oluyor, kimisi köstek olmaya çalışıyor, kimisi onu kullanmaya çalışıyor. Aslında çok temelde Tarantino vari bir intikam hikayesi, adult gore bir intikam hikayesi diyebiliriz bu animasyona ama e, tabii ki öyle değil deyip spoilerlı kısma geçiyorum buradan. Hikayemiz Japonya'nın Edo döneminde aslında da denen döneminde geçiyor. Bu dönem Japonya'nın böyle 250 yıl süren e, en refaha ulaştığı, böyle kendisini dışarıya kapadığı, işte İngilizler Amerikaları kapadı ama sadece e, Dutch ve Çinli... E, Traderlara, ticaret insanlarını açtı. O zaten orada e, Hollandalıların kurduğu böyle bir Dutch Company var. Zaten Asya'dan o dönem çok fazla e, ticaret yapan bir şirket. Bu Çinliler de zaten oraya yakın olduğu için e, biraz da dışarıdan almaları gereken ürünler de olduğu için bu iki e, ülkenin şirketini orada tutarak kendini dışa kapatıyorlar ve 250 yıl boyunca ...ağrıda tarıma vererek çok büyük bir refah dönemi yaşıyorlar. Tam bu dönemde geçiyor e, hikayemizde. Tabi hikayenin bu dönemde geçmesi ve refah içinde olması biz dışarıdan bakanlar için bugün Britanyaya çıkıp okuduğumda evet çok güzel bir dönem gibi gözüküyor. Ama e, genel olarak hani bu hikayenin tarih uyumluğuna baktığımda evet hani bazı farklılıklar var teknik olarak işte silahın tamamen İngilizler tarafından gelmediği... aslında Japonların da silah e, üretimine başladığı ya da onunla ilgili teknolojileri bulduğunu söylüyorlar. Ama genel olarak ...tutarlı bir tarih yapısı var. Bazı teknik farklılıklar olsa da... ...yine bu dönemde de çok içe kapanarak... ...işte atıyorum tarım üretimi yapılacak diyorlar ki çiftçilere... ...siz sadece tarım yapacaksınız. Başka hiçbir şey yapamazsınız, buradan çıkamazsınız. Bir yere gidemezsiniz, yasak kardeşim. Ya da işte... tabi burada yine anlatıldığı kadar samuraylar aşırı... ...dövüşçü, herkesle birbirine giren bir yapı da değil. Evet işin başında... Askeri bir yapı var şoganlar var artık askeri lider var ülkenin başında kontrol olarak ee, ama yine de samuraylar gidip ortalıkta birbirini bu kadar dizdeki kadar rahat kesmiyorlar tabii ki orada da farklılıklar var ama e, şu bir gerçek ki işte bu ırkçı bakış açısı e, kadınların daha aşağıda görülmesi özellikle daha mix race olanların aşağıda gözükmesi de bu dönemin yine e, Japonya tarihinde hatta bu döneme kadar gelen biraz daha içe kapalı hallerinin de yansıması o dönemden başlıyor. Yine bu e, Buray Samuray'da da anlatıldığı gibi kadınlar burada daha aşağıda e, görülen, baskılanan eşyadan farksız oldukları bir dönem. Ha bu çok farklı mı? Şimdi Asya dönemine bunu çok kızıp Asya'yı kötüleme gerek yok. Bugün monarşinin kök saldığı diğer ülkelere baktığımızda işte İngiltere'ye de Avrupa'da farklı yerlere de benzer. Yani hatta bugün kralın açın izleyin. Yani herhangi birisinin istediği biriyle evlenmesi çok kolay bir şey değil. Yani yine size kraliyetin onay verdiği, kraliçenin Kralı onay verdiği insanlarla ilişki yaşayabiliyorsunuz. E, zaten daha da geçmiş dönemde... ...yine Game of Thrones'un zaten İngiliz tarihinden esinlenerek yarattığı hikayesinde de... ...yine işte e, kral babanız e, kızını istediği kişiye verebiliyor. Sırf toprağını büyütmek için, sırf e, daha güçlü olmak için, siyasi olarak kendine bir konum yaratmak için bunu yapabiliyordu. E Japonlar da benzer bir içgüdüyle buna girmişler. Ha bunu ben savunuyor muyum? Hayır zaten <laughs> monarşik bir şeyi savun savunan insanın da bilmiyorum şu tarihte herhalde pek de yeri yoktur artık. İşte tarihin bu döneminde de Japonya'da kadınlar çok e, baskılan, aşağıda kalan insanlar. Bir yandan da erkeklerin hepsi bu ortamın getirdiği avantajdan mutlular. Yani yine animasyonun iyi yakaladığı bir taraf bu. E, Gördüğünüz bütün erkek karakterler neredeyse kendi çıkarı için bir şeyler yapmış ya da etrafındakilerini korumak istese de yine kendisini de koruyacak şekilde bunu planlamış. Cesur gibi gözükseler de yine de korkak karakterler bir, bir şekilde kendi şartlarının bu ortamla kesiştiği noktalarda konfor alanını çok zorlamayan karakterler. Tabi arada farklı erkek karakterler çıkıyor. Bunlardan biri de mesela Swordmaker, e, kılıç ustası abimiz. E, o da bir şeyden feragat etmiş bir insan, görmüyor. Tabi bu yine iyi bir metafor bu animasyon için. Görmeyen birinin aslında baş karakterimiz Mizu gibi... E, ...Japonya'da dışlanan, alt sınıf görülen... E, ...mix race bir karakteri görmediği için çok çabuk sahiplenebiliyor. Çünkü o insanların görüşüyle ilgilenmiyor ki bu... E, ...kör alegorisi zaten karakter olarak... ...bu tarz işlerde, ki geçmişe de gidin... İşte usta, üstad böyle çok o böyle görmez, kördür ama acayip dövüşür falan. Çok kullanılır ki hatta Marvel DC gibi işte Daredevil karakteri mesela yine bu Asya köklerinden düşünülen ya da sadece Amerikan kültüründen gelen bir karakter. Yine karakter değil yine bu aslında metaforik olarak dünyaya farklı bakabilen karakter yaratısının güzel örnekleridir. Burada da Swordmaker mesela öyle bir karakter o biraz farklılaşıyor Keza yine akeminin manevi babası gibi de olan Seki de öyle. Seki de tamamen aslında hem onu korumaya çalışıyor bir yandan ama bir yandan da korumaya çalışırken onun özgürlüğünü de alamayacağını bildiği için onu tamamen sistemin yolunda kullanıyor. Bir şekilde de kadın karakterler kendine yardım edeceklerini düşündükleri aslında yardım ettiğini sandıkları iyi niyetli bile olsa bu erkek karakterlerin hep bir kölesi durumundalar özetle. Çünkü dediğim gibi bu onlara avantaj yaratıyor. Her durumda bu ortamda güçlüler. Sadece onlar kadınların daha az zarar görebileceği ortamlara destek vermeye çalışıyorlar. İşte bu da aslında günümüzden bakınca yine çok uzak bir şey değil. Yani bugün de Türkiye'de belli kanunlar, kurallar, dışlandığında ya da işte kadınlarla ilgili bazı söylemler ortaya atıldığında bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir ya erkekli olarak başımıza gelebilir deyip çok ciddi tepkiler vermeyebiliyorlar. Ya da sadece onların az zarar görmesini sağlayacak şekilde korumaya çalışabiliyorlar. Çünkü yine üstün kalmak istiyorlar. Zaten yine bu animasyon en temel anlatılarından biri hep kadın karakterler yeniden bir doğmaya çalışıyorlar. İşte Mizu da böyle, Akemi de böyle işte sudan, ateşten tekrar doğarak böyle o phoenix gibi ya da sudan doğan yeni bir bebek gibi yeniden doğup hayata gel gelmeye o kendilerine çizilmiş o sınırlı hayatın farklı sınıf yapılarından gerek çıkmaya çalışıyorlar ki Akemi daha aslında e, konfor alanından gelip e, aslında kendisinin e, bir prenses olmasına rağmen tırnak içindeki tam bir prenses değil aslında orada prenses olmasına rağmen e, işte gidip e, istediği kişiyle evlenemediğin ki bunda. da babasını kandırarak yapabileceğini düşünüyor ki orada bile aslında yine Taygen çok da onun hayalindeki insan olmadığını görüyoruz. Başka kadınlarla takılan kendi konumundan memnun bir karakter. Ünü sev sevmiş yani orada. Akemi de buradan çıkıp ya ben tabii babamın kontrolünde hayat kadın olacaksam ya dışarıda da olamıyorum deyip bu tepkisini koyup dışarı çıkan yine ki günümüzün yine bence iyi yansıyan karakterlerinden biri günümüzde olanlardan. Bunun tam tersi olarak da zaten baş karakterimiz Mizu var. Mizu da sadece yalnız kaldığında kendisi olabiliyor. Diğer bir sürü kadın karakter gibi yalnız kaldığında... ...işte herkesten sakladığı göğüslerini ortaya çıkarabiliyor. Herkesten uzak kaldığında kafasındaki düşünceleri görebiliyoruz. Ne düşündüğünü, nasıl duygulandığını anlayabiliyoruz. Yani bütün kadınlar bu dünya içerisinde tamamen bastırılmış durumda... ...ve Mizu da aslında burada bir temsil olarak kendi e, hikayesi olarak yola çıkıp daha sonra aslında yolda gördüğü farklı kadınların da yaşadıklarını fark ederek, farklı insanların da yaşadıklarını fark ederek ve aslında çok kötü gördüğü, asla onları tanımadığını fark ettiği çünkü bütün karakter çok sınırlı bir alanda yaşıyorlar. Ve sadece oradaki insanları tanıyıp bütün dünya böyle, bütün karakterler böyle diye düşünerek hareket ediyorlar. İşte Mizu da burada e, başına gelenlerden dolayı ...intikam amacıyla yola çıkarak bundan kurtulmaya başlıyor aslında fark etmese de. İşte benim de burada bu animasyonla ilgili en sevdiğim yere geliyoruz. Yani bir intikam hikayesi, standart, klasik bir batılı intikam hikayesi gibi... ...başlayan, baş karakterimizin yolculuğu. Yolda farklı karakterlerle tanışarak, başına gelenleri tekrar biz geçmişini görerek anladığımızda... ...başına gelenleri tekrar düşünerek biraz biraz bu yoldan çıkmaya başlıyor aslında tek yol mübahtır çok tehlikeli bunu da anlamış yani bana pardon tek yol intikamdır bana her şey mübahtır anlatısını hayatında e, onu iyi bir yere götürmediğini anlamaya başlıyor örneğin burada çok güzel bir sahne var e, Madam Kaji bölümünde işte Madam Kaji ondan Kinyo'yu kurtarmasını istiyor o gittiği bölgenin işte bir sürü e, genel evin olduğu bir bölge farklı burada fantezilerini yaşayan e, insanlar var erkekler var daha doğrusu sadece kadınlar burada araç Buradan buranın Askeri kontrol elinde olan e, komutanı Kinyo'yu e, sırf daha genç gözüktüğü için bayağı da çirkin bir yerden yanına alıp onu adeta kölesi yapıyor. Madame Kaji de diyor ki e, Mizu'ya sen git onu kurtar ben de sana intikamın için bilgi vereceğim. Sırf bu bilgiyi almak için orada kimseyi düşünmeden aslında yola çıkıyor ve Kinyo'yu kurtarabilmek için bir kışın, kış, kışın diyorum pardon kuşun boynunu kırıyor. Ya bu sahne çok vurucu bir sahne ee, ve bu kuşun yumurtaları var o anda görüyoruz. İşte Forshadow'dan bahsetmiştim. Daha sonra da zaten e, Kino'yu da oradan çıkaramayacağını bildiği için boynunu kırıyor. Daha sonra dışarı çıkıyor, e, bir çocukla karşılaşıyor. O kuşa göstermediği merhameti çocuğa gösteriyor. Sırf insan olduğu için belki de. Bilmiyorum artık orada ya da daha fazla ileri gitmek istemiyor. Ya da vicdanla artık daha fazla direnemiyor çünkü ilerleyen bölümlerde geçmişinden flashback'leri kafasında çakarken görüyoruz Mizunun. Mesela burada kuşu da görüyor. Belli ki içine büyük bir dert etmiş bunu, içinde yer etmiş yani. Çocuğu öldürmüyor, çocuğu öldürmeyince de bütün askerler oraya yığılıyor yani hem kuşu, hem Kinyo'yu boşa öldürmüş oluyor hem de çocuğu öldürmediği için aslında hayatında hiçbir şey değişmemiş oluyor. İşte Aldığımız kararlar, bizim gideceğimiz yolda işte bana her şey mübahtır diye alınacak seviyeye geldiyse işte bu çok kötü bir intikam yoluna çıkıyor. Ki hayatta da bunun yine yansımasına geleceğim. Yani insanlar bir yerden sonra bu intikamcı bakış açısında bana her şey mübahtıra düştüğü anda bütün insanlığını bırakıyor, bütün canlılara karşı mesafesini, saygısını bırakıyor, onları korumayı öncelik yapmak yerine herkesi yok etmeye çalışıyor, her şeyi yok etmeye çalışıyor. Çok tehlikeli. İşte Blue Eyes belki de beni en iyi yakaladığı kısım bu oldu. Yani dümdüz bir intikam hikayesi anlatmak yerine en başında e, onuruyla oynadığı bir erkeğin... E, ...ya da işte onuruyla oynadığını düşünen bir erkeğin daha doğrusu. Bence saçını kesmek niye onuruyla oynamak olsun ama işte o dönem Japonyası. Bir erkeğin gelip sırf aslında kendi onuru yüzünden onu kurtarmasını e, düşünerek ki işte Mizu'yu bir yerde kurtarıyor Tayigen ama sırf kendini düşündüğü için yani Mizu'yu düşündüğü için falan değil. Bir noktada bu işte süreç devam ediyor, devam ediyor. Mizu da aslında Tayiyan gibi ondan çok farklı değil. Bunu anlıyor ve bunun iyi olmadığını görüyor. Çünkü hayatına girip çıkan insanların e, hayatta kalması da onun elinde artık. Çünkü etkiliyor. Yaptığı her şeyin bir sonucu var çünkü. Taigen'i de bir noktada götürüp e, intikam peşinde koştuğu Ebiya Fowler'ın kalesinde ölmek üzereyken oradan çıkarıyor. İşte Bu neden önemli. Yani intikam yolunda giden bir karakterin e, kendini düşman zannettiği birisiyle yakınlaşmaya başlaması aslında ikisinin de kendisini bulmasıyla ilgili. Yani taygen kendi egosundan dolayı onu kurtarırken aslında Mizu ilerledikçe aslında bunun egonun dışında bir şey olduğunu, kendi egosunun dışında bir şey olduğunu, ona orada yardım etmesi gerektiğini içgüdüsü olarak hissetmeye başlıyor. Çünkü neden ölüme terk etsin birini göre göre? Çünkü bu daha, bu hatayı daha önce yaptı. Bir kuşta da yaptı, kinyoda da yaptı. Ve bunun hiçbir işe yaramadığını gördü. Ee, taya Tayyen de bundan sonra anlamaya başlıyor. Yani düşmanı gördüğü birinin ona yaklaşımı değiştiğinde kendi hatalarını, aslında kendi bireyselciliğinin, egosunun o, ne kadar onu hata yapmaya sürüklediğini burada anlam sürüklediğini burada anlamaya başlıyor. Tabii bunları yaparken de işte bir yandan seyirciye de kendisini sorgulatıyor. Şimdi bu tarz hikayeleri izlerken mesela Game of Thrones'ta da böyleydi işte evet abi işte ezilmiş karakter intikamına gidecek falan derken George R. R. Martin bir anda o karakteri ortadan kaldırıyordu ya da işte bunu Emin Alper'in kurak günlerinden de örnek verebiliriz. İşte savcı ya adam orayı düzeltecek kardeşim derken savcının yaptığı bir hareket ya da başına gelenler sizi bir anda ya o bir dakika ya bu bu benim güvendiğim kişi olamaz bir dakika bunu bir, bir dur ne oluyor ya bir şey bir şey yanlış gidiyor bir dakika dedirtmeye çalışırlar çünkü seyirci için de aslında her şey çok kolay olmamalı. Yani bu kadar kolay zaten bir şeye okey olup devam ediyorsanız ki hayatta da bu böyle olmamalı. İşte o zamanda ne oluyor? Çok kolay hayal kırıklıkları başlıyor. Yani zannediyorsunuz ki o kişi çok doğru, dürüst, her şeyle size uygun ve sizi oradan kurtaracak kişi, geleceğe götürecek kişi, işte size güzelliği getirecek kişi gibi. Yok değil. Yani o da bir insan, o da hata yapacak, o da öğrenecek, siz de öğreneceksiniz. İşte Buray Samuray'ın özellikle bu iki kültürü bir araya getirip bu miksajı sağladığı konu hep bu şekilde ilerliyor. İşte zengin, fakir, onurlu, onursuz, işte daha konfor alanından gelen, daha böyle hayatın içinden gelen daha genç, daha yaşlı. Yani herkesi bir araya getirebilecek biraz böyle şey gibi. E, Kemal, Kılıçdaro Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu gibi Herkesi bir araya getiriyoruz. Yok yok şaka. Travmalarınızı tetiklemek istemiyorum. Öyle bir iş değil. Ama evet yani farklı yapıları, farklı kültürü bir araya götürecek, getirmeye çalışan aslında insanların e, ne kadar farklı olduklarını zannetseler de yan yana geldiklerinde ...daha iyi hareket ettiklerini anladıkları... ...daha mutlu olduklarını anladıkları... ...daha pozitif sonuçlar elde ettiklerini... ...anladıkları bir... ...yapı kuruyor bu Rai Samurai. Ve anlatısı da zaten bu yüzden güçleniyor bu arada. Yani o... ...en başta dediğim gibi anime tarzı... ...anime ruhundan gelen anlatı... ...batı sosu ve bu onu güçlendiriyor. İşte yer yer daha görsel, metaforik... ...mesela 5. bölümde... ...Ronin ve Eşi bölümü... ...işte o Japon tarzı... ...Kabuki... ...nereden çıkmış o tiyatrolar gibi bir anlatı. Biz arka tarafta aksiyonu görüyoruz. Daha sert sonuçlarını görüyoruz. Bize anlatılanı görüyoruz. Bir yandan da sunulan tiyatroyu izliyoruz. Aslında ikisinin de ne kadar e, her şeyi kavur edemediğini... ...yani gerçek hayat o kadar estetik, romantik ve e, görsel olarak güçlü değil. Daha sert ve kötü kötücül. E, estetik olan daha e, soyut olan ise daha böyle gerçeklikten uzak... ...aslında size birçok bilgiyi vermeyen saklayan o ruhu hissedemediğiniz bir anlatı. O zaten onları hissettirmek için işte o sesler de yapay, kokular da yapay, size yaratılan duygular da yapay. İşte bunu anlatma çabası e, ya bakın hani siz oturduğunuz yerden dünyaya bakıyorsunuz ama dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir tarihinde bugün de dahil yani günümüzde dahil hiçbir şey bu kadar kolay olmadı. Bu müthiş bir anlatı. Yani Blue Eyes Samurai'nin yakaladığı en önemli e, konu bu kesinlikle. Yani şunu düşünüyorum. Yani Japonlar izlediğinde ki bununla ilgili e, bir feedback duydum zaten. Yayınlara gelen bir arkadaş söylemişti ama şu an e, nickini hatırlayamıyorum. Yani Japon tarafı mesela daha çok Japon seyircisi e, derin bulmamış. Diyaloglarını sevmemiş. Yani anime değil ki ne ki bu demiş. Batılı taraftan bakıyorsun evet eğlenceli iş güzel iş. Ama o da anime değil ki zaten deyip hani daha kendi tarafından yakalamaya çalışıyor. Yine gelen farklı feedback'lerde işte mesela Mizu neden intikamından kaçtı? Kardeşim intikamından gitmeliydi. Canavara dönmeliydi diyenler de var genel internette gördüğüm. Bunlar ama hep böyle bir şey gibi kalmış. Bir talep gibi eleştirden çok herkes Bully Samurai'dan aslında hep görmeye alıştığı şeyleri talep etmiş. Bulamamış ama günün sonunda da beğenmiş. Şimdi bu açıdan da iyi bir iş Bully Samurai birçok kitlelere bir araya yatırmış gerçek bir başkan adayı olabilir Blue ay and karakterleri. E şimdi de ikinci sezonumuz olacak muhtemelen. Yani Mizu'nun çıktığı yolculuk henüz bitmedi. Öldürmeye çalıştığı dört beyaz e, dört beyazdan uzak durun tabii ki sizde. E, üç, üçü kalmış birini öldürmüş durumda. E, birini de yakaladı. Eberhafoğulları yakaladı ve şimdi İngiltere'ye gidiyor. Muhtemelen şimdi Mizu karakteri Japonya'dan o tamamen dünyayı anladığını zannettiği kendi hayat bütün olayın kendi hayat etrafında en acıların çocuğu oymuş gibi zannettiği dünyadan ve hayattan çıkıp şimdi İngiltere'ye gidecek. Şimdi bir de oradan bakacak dünya. Orada farklı karakterlerle tanışacak, farklı tepkiler görecek, farklı belki işbirlikleri kuracak. Göreceğiz. E, Ringo da burada ilginç bir karakter. Yani Ringo ve Aslı Taygen'in ona burada yine yakın olacak mı, olamayacak mı, peşinden gidecekler mi, gitmeyecekler mi onu da merak ediyorum. Çünkü onlar da bambaşka dediğim gibi hani grupları temsil ediyorlar. Bir yandan Akemi Japonya'da farklı bir konuma geldi bir anda. Hani babasını da yok edip babasının aslında esas amacını aldıktan sonra yok edip bambaşka bir yere geldi. O da Japonya'da güçlü bir konuma gelecek. Bir yandan da işte iki farklı taraftan kendi konumunu bulan, hayatlarını değiştiren kadınların üstünlüğü ele almasında görüyoruz ki bu zaten anlatıda hani Green ve Amber'ın yazdığı bu Michael Green ve Amber Naomi'nin yazdığı bu anlatıda hep böyle bir güç değişimi de var. O da neden şunu da hani söylemek lazım belki yanlış anlaşılmış olabilir bu izlerken biraz çünkü orası biraz havada kalmış gibiydi. Erkekler dışarıda hep toplumun ya da o dönemki düzenin ondan istediği gibi hareket ediyorlar işte sert erkeksi astını alsan kestini kesen diyalollarda hayatta kalmak için her şeyi yapan ama kapılar ardına girince ve gerçek arzularını isteklerini artık yaşamak istediklerinde onlardan beklenen değil de bambaşka şeyler yaşıyorlar. Burada biraz dominasyon olayı ortaya çıkıyor. Aslında çok ...domine etmeye alışmış erkekler... ...dominasyona da aç gibiler... ...yani biraz böyle tatlı tuzlu dengesi gibi... ...ve orada farklı ilişkiler yaşadıklarını görüyoruz... ...yani buralar oldukça adult bu arada... ...bu arada tekrar yapayım hani... E, ...cidden gor bir iş... ...ondan sonra ben ana anneannemle izliyordum... ...ney bu abi korktu kadın... E, i̇şte adamın neresine ne soktular... ...ya öyle falan gibi gerginlikler... ...yaşamayın sonra hani aklınızda olsun... ...hani bence herkes izleyebilir ama... ...tabii herkesin aile yapısı farklı... Neyse e, erkekler burada aslında yaşayamadıkları dominasyonu, pardon yaşadıkları dominasyonun tersini yaşayarak... ...böyle bir dengeye gelme, bir tatmin olma çabasına, kendi arzularını bulma çabasına giriyorlar. Bu okey zaten e, mesela kadınlar farklı cinsel isteklerini karşıladıklarında ya da toplum için farklı görünen diyeyim pardon... E, ...aslında normal olan, doğal olan şeyler toplumda farklı gözüküp bunları yaşamaya çalıştıklarında bir seks objesine çok rahat dönüyorlar. O tamam abi kadın yapıyor o zaman izlenir falan gibi böyle aşırı çirkin bir noktaya geliyor. Ama erkek yapınca hemen ayıplanan, dışlanan, hemen vay yavşak, vay şerefsiz, adi, pis, erkek zannettik seni falan gibi başka bir yere etilen karakterlere dönüyorlar. Bunu çok iyi anlatmış, yani kapalı kapının ardındaki erkekle kontrolü elinde tutmak istemeyen ya da artık salmak isteyen, rahatlamak isteyen ki burada hani kötü karakterler de var onlardan bahsetmiyorum sadece. Ee, örnek olarak şunu alabilirsiniz, Mizu bir tane gittiği köyde, hatta köyde çok ilginçti, böyle yeniden arınmaya çalışan, e, yeniden doğmaya çalışan bir köy. Aslında Japonya'nın genel e, bağlamından kopuk, o dönemki bakış açısından kopuk bir köy. Herkes çıplak geziyor, sulara atlıyor. ...kendini yeniden bulmaya çalışıyor... ...rahat işte en güzel yemekler yapılıyor... ...orada bir rekabet var falan... ...diğer tarafta ise... ...tam tersi bir dünya var... ...o köye gittiklerinde bir... ...duel ve şahit olarak orada kazanan... ...adam daha sonra... ...genel eve gidip aslında... ...daha böyle bir seksüel ilişki yaşamak... ...istiyor, daha farklı cinsel... ...isteklerini tatmin etmek istiyor ve... ...burada da bütün kontrolü kadınlara bırakıyor... ...bu da işte çok ciddi bir... ...iki yüzlülüğü gösteriyor yani... Zaten hikayenin cinsel anlatısında da o var. hani Kadın hep üstte daha kontrolcü. Ee, sadece bu ara sevişerek de değil sözleriyle bile erkekleri çok daha rahat kontrol edebildiklerini gösteriyor hikayede ki. E, burada o dengeyi yakalasın ve üstüne de aslında e, ne kadar iki yüzlü bir dünya olduğunu göstersin. Yani dışarıda da bunu kabul edebilirsiniz. Sadece içeride kontrol altında bunu kabul edip yaşamak kadınları yok etmekten başka ya da çocukları da hatta yok etmekten başka hiçbir işe yaramıyor ama dışarıdaki konfor alanını işte kaybetmeyen hep erkekler oluyor maalesef. Eee Blue Eye Samurai de bunu müthiş yakalamış e, ve hikayesine yedirmiş. Evet özetle çok güzel bir füzyon mutfağı işte daha karşı karşıyayız. İzleyin derim. Ee, ve çok rahat izleniyor bu arada. Yani Japonca izleyemiyorum ben animeye hiç alışamadım diyorsanız bu zaten daha çok daha Amerikan ve İngilizce temel hani dublaj İngilizce. Japonca dublajı da varmış sanırım ama ben hani Hollanda'da gözükmüyordu bende. Türkiye'de muhtemelen vardır. Japonca da izleyebilirsiniz tabi ama alışık olmayan için İngilizce dublajı zaten temel dublajı da oradan. Ee, çok iyi. Bayağı iyi bu arada. izleyebilirsiniz. Görsel anlatı olarak ya ben animeyi çalışamadım. Batılı tarzda daha aşinayım. Bana rahat geliyor. Evet yine sizin için müthiş. Ki anime sevenler bu arada Buray Samuray'ı çok daha rahat izleyip sevdiler. Çünkü anime severler genelde bütün animasyon dünyasını daha çok seviyorlar. Ama daha anime alışık olmayanlar hepsini kapsayıcı olamıyor. Ama onlar da farklı eleştiriler yaptılar. Benim bir eleştirim var en son olarak görsel tarafta. Tabi bu iş 3D CG bir iş. Yani Computer Graphics var işin içinde. Ve belli yerlerde biraz sırıtmış. Özellikle kameranın çok yakın girdiği alanlarda iyice böyle PlayStation 2 grafiklerine falan düşülme hissi yaşanıyor. O biraz kötü olmuş. Yani 3D kullanımını ben çok seviyorum. Herhalde Slam Dunk e, filminin zaten videosunu yaptım benim için 2023'ün hala aynı filmi ki bir, bir sürü film izlemeye devam ediyorum hala 2023'ten. Slam Dunk müthiş bir iş. Orada bunu çok iyi kotarmışlardı. Biraz da 3D seyirci tarafında e, sallandığı yerleri var. Onun dışında neredeyse 4 4.4'lüye yakın her açıdan ve yani şunu da söylemem lazım videoyu artık kapatırken. Başka da teknik bir eleştirim yok. Ki senaryoyu hatta şunu son bekleyeyim. Hani daha çizi bulunabilir ama amaç o zaten. Hani amacı, amacı dışında çizi olsaydı bu iş yine eleştirirdim. Ama işte bu batı kültürü ve doğu kültürünün karışımı dedik ya en başından beri. Bu hikaye ilerletmek için o batının çizi anlatısı da buranın bir parçası. Doğunun daha böyle abartılı anlatısı da buranın bir parçası. O yüzden yiyor. Son da şunu diyeceğim yani işte geçmişte ironik de bir iş. Yani geçmişte birbirlerini kontrol edip özellikle Batı'nın Asya'yı kontrol edip onu sömürmeye çalıştığı bir dönemin sonunda artık ortak iş yaptıkları hatta Doğu'nun kültürünün Batı'yı daha fazla kontrol etmeye çalıştığı belki de üste çıktığı bir dönemdeyiz. Ki artık hani bunun ne önemi varı da aşabilirsek rahat edeceğiz. Yani anime, animasyon, K-pop şudur budur. Yani birlikte hareket ettiğinizde işte ortaya daha işler çıkıyor. Herkes daha mutlu oluyor. Ee, bir şeyleri kapalı tutmak ya da işte sadece kendisi için kullanmaya çalışmak... ...insan arasından her zaman iyi sonuçlar yaratmıyor. Hatta daha fazla bencilliğe itiyor onları. Daha fazla e, gücü kendisine istemesine itiyor. Buray samurai bunların hepsini e, aynı o animasyon içinde olduğu gibi... ...o vazgeçemediğiniz her şeyi... Hem doğun hem batının da parçası olan her şeyi ateşin içine atıp eritip ondan yeni bir animasyon yaratıyor, yeni bir hayat yaratıyor. Bu samurayı izleyin. Ee, beğenmezseniz yine paranız bende iade ederim. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.